lütfen ya. Nazan, yani efendim, şunu mu söylemeye çalışıyorsun? Yani Ayşe ile Mustafa benim anneannemi öldürmedi. Anneannemi Türkan mı öldürdü diyorsun? Kim yaptı? Ben öyle söylemek istemiyorum. Öyle söylemek istemiyorum. Yani söylemedim yani. Belki anneannem hani onun yasak aşkını gördüğü için o bir şey yaptı. Ben Ayşe teyzemi de savunmuyorum burada. Enişteyi de. Belki onlar da yapmış olabilir. Bir şey diyemem yani o konuda ben. İfade ver. Anneannem benim için ölmez ama senin için öldürülür. Benim için öldürmez. 60 yaşındayım. Benim için öldürülmez ya. 60 yaşındayım. Senin yasak yok. Aşkını gördü annenem. Benim değil. Gördün aklını mi? Başına topla. Konuşurken de dikkatli konuş. Sekine'ye seni sorduracağım. Bir de beni sorduracağım. Sordur. Benim alnım ak. Sordur. Alnın ak olduğu için geceler... Şimdi bir de Nazan'ın sesini alın. Nazan'ın sesini alın. Türkan bir saniye. Türkan konuşmuyor. Her şeyi kaynatan da biliyor. Türkan sakin ol. Türkancığım sakin ol. Ya değil de ben 60 yaşındayım. Bu lafları ben kabul etmem. Ya geçmiyor tabii canım. Onu çıkartan da teyzemdi. Ya desin konuşma. Teyzem benim umurumda değil. Bir dakika Nazan birincisi. Önce şu annenin sorusuna bir yanıt. Yani annen senin hakkında bir şey söylemiş. Ona bir yanıt ver. Annen tapelerde var. Yani tape şu demek. İzleyicilerimiz açıklıyor. Herkes biliyordur zaten de ama ben açıklayayım. Yani seninle annenle yaptığın telefon görüşmeleri dinlenmiş bir dönem. Ve orada senin annen demiş ki işte korkmayın. Bir dakika Dursun'un kayınvalidesi dinleme kayıtlarında bunu söylemiş. Nerimanlı Dursun'un kayınvalidesi konuşmuş. Korkmayın kızımı kızım açık vermem demiş. Korkma kızım açık vermem ne demek? Senin annen niye böyle konuşuyor? Onu bana mı söylemiş? Evet. Yani şu konuda annem anneanneme baktığı için hani kayboldu ya annemi suçluyorlar şimdi. Hmm. Ben de kayınvalideme baktığım için ben dedim ki anne senin başına gelenler benimkini de bana da istir atarlar dedim. Annem dedi ki korkma kızım bir şey olmaz dedi. Ama açık vermem bambaşka bir şey demek açık yani. Vermem, şeyi bilirsen açık vermez. Bu şekilde vermez. Onu, annem onun ifadesini belirtmiş yani. Hayır, öyle söyleyebilir ama benim bu ifadeden anladığım korkmayın kızım açık vermem demek yani yok. Ben bir açık biliyorum bunu da söylemem demek. Zaten annem bir açık bilse annem onu kesinlikle söyler. Peki Nazan sen niye tanıklıktan çekildin çok şeyi biliyorsun. Niye ben çok şeyi bilmiyorum çünkü ben o zaman orada yoktum. Ama önce aile ilişkilerini biliyorsun sonuçta anneanne senin öldürdüğünü çok seviyorsun ya niye tanıklıktan çekildin? Hiçbir tanıklığım yok yani. İfade verdin mi? Hayır ifade falan vermedim ben hiç. Niye ifade vermiyorsun? Niye gidip konuşmuyorsun peki? Annem kaybolduğu zaman mı? Kaybolduğu zaman sonrasında da şimdi diyorsun ya Türkan'ın da ilişkisi vardı. Madem öyle gidip niye anlatmıyorsun bunları jandarmaya, savcılara, evet, devlete? Ben Türkan Şeker'in ilişkisini ben ayrıldıktan sonra gördüm. Ya tattım benim. Sonuçta senin anneannen kayıp değil mi? Sen anneannenin kayıp olmasını önemsemiyor musun? Öldürülüp öldürün. Önemsiyorsan bildiğin her şeyi en ufak bir bilgi jandarma ya da savcılarımızı bir başka bir yere götürebilir. Senin tanıklıktan evet, pişmanım, pişmanım evet gerçekten hani gitmedim ise onlara söylemediğime pişmanım zaten. Seni acaba ifade vermemen için Mustafa mı baskı yaptı sana? Yok, şantaj hiçbir şekilde yaptı. Hani onun hiçbir şey olmadı bana. Hiçbir tehdit, hiç konuşmadım bile. Ama sadece diye baskı yapmış. Konuşmadı. Ha? Yok bana şimdi yapmadı daha ya. Şimdi sadece diye masmat mı derler? Şimdi daha onunla konuşuyor. Anasını onunla konuşuyor, kendi de onunla konuşuyor. Yalan söylemezler. Ben anam için herkesi satarım. Mustafa daha abi. Daha halen daha konuşuyorlar. Mustafa abi tam Mustafa'yla. Halen ta konuşuyor. Yalan söylüyor. Ben mi konuşuyorum? WhatsApp'tan konuşuyorum. WhatsApp'tan. WhatsApp'tan. Tabii. Ne diyorsun sen ya? Anası gizli gidiyor arkaya. Kaç kere takipledim. Kaç kere yakaladım. Konuşma. Yalan söylüyorlar. Yalan ne yalan söyleyeyim benim? Ne çıkarım her şeyi yalan söylüyorsun. Sen Mustafa'la... Ya Nazan ben çok ileri gitmek istemiyorum. Otur otur bir yerde. Söyle benim bir korkum yok. Vallahi ileri git. Gerek yok. İnşallah Ahmet... Var mı yok mu? Bir dakika Nazan'ın sesini alalım. Ya Nazan şu anda evli başka bir yerde, Bolu'da bir yerde yaşıyor. Şu anda eniştesiyle ilişkisi devam mı ediyor? Hayır, konuşmalar devam ediyor. Daha telefonla konuşuyor. Konuşmadım dediğine bakma, telefonla konuşuyor. Konuşmadan kastın şu, yani... Telefonla konuşuyorlar. Hem de, ne olarak normal... konuşuyor? Akraba olarak mı? Akrabalık... Onu bilemem ben. Neyle telefonu böyle ötenle belliymiş ya. Bu masraftan belli değilmiş ya. Ha. Anası da onunla konuşuyor, bununla da konuşuyor. Neriman kimse teyze... bana bu yaşadık. 61... Teşekkür ederim Allah bin kere onu razı olsun. Onu Ganime teyzem çıkarttı. Aa. Tamam. Sakin ol, biz sakin olsanız. Kim çıkarsa çıkarsın benim korkmuyorum. Ben onunla bir şeyim yok. Kız kardeşin söylemiş, Ganime söylemiş. Evet. Söylesene çıktın İlk önce o mı? Çalışıyordu, sonra annem girdi ya diye. Bir şey söyleyeyim mi? Gülsüm Nine aranızda ne iyi yaşamış. Aynen. Aa, vallahi ya. İşte anamı susturdular.
edecekler. Nazan'la Mustafa'nın ilişkisi yokmuş. Nazan'la Mustafa'nın ben ilişkisini çıkarmadım. Didem, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hiç... Nazan sen annenle gün içinde hiç görüşmen var mı? Yani anneannenin kaybolduğunu ne zaman öğrendin? Nasıl öğrendin? Saat anneni mi aradın? Nasıl oldu? Saat seni ben hani otelde çalıştığım için çok fazla çıkamadım. Bu olarda çıktığım için aradım annem hani annemi. Hani sana, anneni nereden aradın? Cep telefonunu mu aradın annenin? Cep telefonu aradım evet. Kaçta aradın canım? Daha saatini hatırlamıyorum. Ama az önce bize akşam kaç demişti? Akşam üzeri. Akşam saat 8-9. Akşam üzeri yani. Akşam üzeri ama saatini hatırlamıyorum. Kimin tamam. telefonuyla aradın? Kendiniz cep telefonundan kendi mı aradın? Kendi telefonumla aradım evet. Tamam sen kendi cep telefonundan anneni akşamüstü aradığını söylüyorsun. Evet. Vallahi o zaman özür dilerim Nazan ama doğru söylemiyorsun. Niye? Çünkü HTS kayıtlarına göre gün içinde senin annenle hiçbir görüşmen yok. Gülsüm ninenin kaybolduğu günün ertesi günü 23 Haziran'da saat 01.30'da anneni arıyorsun. Yani o gün annenle hiçbir görüşmen yok. Ben görüştüm ama. Ama HTS kayıtlarında bunların görüşsen bile vardır Nazan'cığım. HTS kayıtları şu, senin yaptığın bütün görüşmeler kayıt altında. Evet, annenle o gün, anneannenin kaybolduğu gün senin hiçbir görüşmen yok Nazan. Neden? Ama ben annemi her dakika neyse Moğol'a çıkıp ararım yani. O gün anneni aramamışsın Nazan. Mustafa'yı aradı. Mustafa'yı da aramadım. Aramamışsın ama Mustafa'yı aramadığını biliyorum ama o gün anneni aramamışsın. Ama aradım ben. Aramadın. Bak doğruları söyle. Yalan söylemek istiyorum. Niye biraz... Aramamışsın. Bak ben devletin senin telefon numaranla annenin telefon numarası arasındaki kayıtlara baktık. Haber müdürümüz baktı. O gün Gülsüm ninenin kaybolduğu günün ertesi günü 23 Haziran'da Doğanay 01.30'sa herhalde gece mi yoksa gündüz mü? Gece. Benim anladığım gece 01.30'da. Değil mi? Orhan Bey de bakıyor şu an. 01.33 eğer yani gündüz aramıyorsun. Bak anneannen kaybolmuş. O gün görüşmüyorsun hiçbir şekilde. Annenle ertesi gün gündüz oluyor. Hala annenle konuşmuyorsun ve gece saat 01.30'da anneni arıyorsun. Neden? Nereye gittin sen? Neredeydin? Nazan geldi mi o gün? Birim Hanım, biz görmedik. Kocası, o gün kocasına gelmedim. Biz akşam vardık, analığın yanındaydı. Biz vardık dedi değil mi? Beyi. Evet. Akşam annenem öldüğü gün akşam vardık dedi. Aha. Ama bu da ben ertesi gün aradım diyor. Evet. Öyle diyor. Çünkü telefonla aramayan belki de o gün Nazan geldi mi? Çok geç gördük biz onu. Çok geç gördük. Evet. Nazan o gün köye geldi ama saat kaçta geldi? Kaç dedi? Ama demek ki annenin öldüğünü, anneannenin bir şekilde öldüğünü ya da kaybolduğunu annenden öğrenmediğini biliyoruz. Çünkü annenle o gün hiçbir görüşmen yok Nazan'cığım. Neyse sana soracak çok sorularım var ama ben şimdi Rukiye'de ile devam edeceğim. Yılmaz Kılınç cinayetiyle devam edeceğim. Orada da çok önemli bir tanık Silifke'den geldiler. Babasıyla geldiler. Rukiye'nin yengesi geldi. Yılmaz Kılınç cinayetiyle ilgili dün ne konuştuk? Dün çok önemli bir tanık vardı. Bugün jandarma ifadesini aldı. Hakkı dedi ki ben cinayet...